Kahramanmaraş Suci İmam Üniversitesi'nde 2023 yılı Kurban Bayramı bayramlaşma töreni düzenlendi. Cahit Zarifoğlu konferans salonunda düzenlenen törene başta Rektör Profesör Doktor Alp Tekin Yasım olmak üzere idari ve akademik kadro katıldı. Tören Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Akif Özdoğan Kurban Bayramı'nın önemine dikkat çekti. Şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Buruk bir bayramdayız, üzüntülü bir bayramdayız. Bu dünyada yaşarken bu acılarımızı başkalarını mutlu ederek, eğer mutlu değilsen başkasını mutlu ederek mutlu olmanın yolu vardır. Oğlunu kurban etme emri karşısında, gözyaşları içerisinde Rablerine içten gelen bir teslimiyetle, ya Rabbi biz teslim olduk ve ben canım, ciğerim, parçam olan oğlum İsmail'i kurban ediyorum ya Rabbi diyerek teslimiyetini belirtince ve tellehu lil cebin ve oğlu da adeta bir kınalı kuzu gibi yere yatıp buyur babacığım sana zorlu çıkartmayayım. Aynı zamanda gözümü de kapatırsan ben de çok etkilenmeyeyim. Belki hırçınlık yapabilirim. Daha sonra kürsüye gelen Rektör Profesör Doktor Alp Tekin Yasım, davetlerine icabet eden bütün kadrolara teşekkür ederek eğitim-öğretim sürecinin en kısa sürede normale döneceğini söyledi. Bundan sonra da şehirle daha fazla belki bütünleşip, daha iyi işler yaparak üniversitemize daha iyi hale getirmemiz lazım. Eylül ve Ekim aylarında tekrar eğitime başlayacağız. Yüz yüze eğitime başlayacağız. Planımız bu şekilde. Bir aksilik olmazsa bundan sonraki hedeflerimizi de buna göre koymamız lazım. Elimizden geldiği kadar gayret göstermemiz lazım. Tabii ki kolay değil bazı şeyleri yerine koymak. Hocamın bahsettiği gibi psikolojiler bozuldu. Eskisi gibi hiçbir şey belki olmayacak. Ama ne olursa olsun elimizden geldiği kadar gayret edip üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmamız lazım. Dediğim gibi bu birlik, dayanışma günleri, bayramlar hep birlikte ölenlere rahmet dileyerek, kalanlara başsağlığı dileyerek, yaralılığa geçmiş olsun dileyerek bu acılı zamanları ülkemizde en kısa sürede atlatmasını temenni ediyorum.